Aşkım benim, o tarağını yerim aşkım senin. Aşkım yanımda tarak taşıyorum artık. Tarağını yerim aşkım benim. Yerim. Ne yaptın? 20 gün göremedim zaten. Zor sabrediyorum burada. Ne yapayım? Ölüyorum hasretinden. Aşkım çok güzel olmuşsun. Ne oldu? Çok teşekkür ederim. Ama bir sakıncalı durum. Çok da güzel olmak için kendimi tutamıyorum. Ben de koşacağım. Tutama, koş zaten. Neyi bekliyorsun hala? Sonra dudağı fondöten oluyor. Aşkım ben kaçıyorum o zaman. Kaç, hemen gel. Bekliyor musun beni? Bekliyorum. Bekliyor musun? Arkadaşlar ne oluyor? O zaman bir araya gidelim yani. Geliyorum aşkım. Gel, ben aşkım. Buradan kaçıyorum. Bak bak bak. Ay hocam. Bir saat. Kırmızı oda ya. Zümrüt kırmızı yüzüğüme oda. Uyumlu bir saat almışlar. Kırmızı oda. Şöyle göstereyim. Günaydın. Günaymış. Naber? İyi senden naber? İyi senden iyi. Aşkım seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ay Allah'ım yıllardır görüşmüyoruz adeta. Yıllar o kadar, bir ay kadar oldu geçti. Ya. Çok sen böyle... gelmeyeceksin herhalde, ben geleyim. Aşkım şimdi herkes gidiyor zaten. Tek tek geri gelecekler diye tahmin ediyorum. Ha öyle mi? Ama sen kaçarsan sanki sen yakalayamazlar gibi. Kaçayım mı? Kaç kaç koş. Kaçıyorum, bekle beni. Koş koş koş. Oradan değil, diğer taraftan kaçsaydın keşke. Kırmızı odanın oradan kaç. Ya sus ya, giydi kalla. Meleğim, hayatımın anlamı. Seni o kadar özledim ki gerçekten yani ben de şimdi ekrana vermelerini bekliyordum. Biraz seni şöyle göreyim, böyle görmeyi de özledim direkt. Başma yok, günaydınlaşalım diye bekledim ben de, ben geleceğim. Sen tamam, mi geleceksin? Çok güzel olmuşsun tekrardan. Hadi yine sen de koş. Teşekkür ederim. Hadi sen de gel hadi. Sen de kaç. Tamam. Hadi gel. Sen de kırmızı odanın oradan kaç. Hadi gel bekliyorum. Aşkım çok özledim, gel sarılayım sana. Dikkatli dikkatli gel. Tamam. Nile taktik yap, kırmızı odanın oradan git, kırmızı odanın. Tamam. Özür dur, kafası karıştı. Gel tamam, hadi gel. Tamam dedi ama. Gel kafası karıştı. Aşkım gel gel hadi, git, gel sen oradan gel. Koşsana kız. Git hadi hadi. Koşamıyorum. Koşma koşma, yavaş yavaş gel. Bir şey olur sonra yerim seni. Aşkım. Orada değilim. Hiram. Hiram. Guys. Ay ben çok korkuyorum. Bırak. Emmem. Abi ne oluyor ya? Uzunma sesleri geliyor. Nereye gidiyorsun? Ben gittim. Nereye? Çok güzelsiniz. Allah'ım kardeşim. Sevgilin gelmedi bugün. Korkudan. Keşke sen de gelmeseydin. Duyamıyoruz. Ya duysan ne olacak? Efendim? Bak utanmadan pişkin pişkin efendim diyorsun ya. Ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum. Sevgilin ki. Gelmedi. Niye gelmedi acaba sevgilin korkudan? Derken, keşke sen de gelmeseydin. Sevgilim derken benim şu an hayatımda kimse yok. Aynen 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 öyle. Ya sen vardın eski olarak. Aynen tabii sen de yoksun öyle artık. Evet. Bak herkes kaçıyor, senin kaçacak yerin bile yok burada. Duyamıyorum ki. Ben bu yaratıkla konuşmak istemiyorum ya. Tamam konuşmayalım o zaman. Ben yaratıksam. Yani gene devam ediyorsun bu Dilara pusalığına. Ya neye devam ediyorum ya? Ne yaratık ne demek? Ya niye bu şekilde konuşuyorsun? Niye? Ya sen her şeyi karşındaki bu kadar adama neden hakaret ediyorsun sürekli? Sen her şeyi bu kadar nasıl salağa yatıyorsun böyle? Niye salağını yatıyorum ben şu sen, anda açıkla? Sen nasıl insanlarsınız ya? Bu nasıl bir oyunculuk? Oyunculuk? Sen nasıl bir oyuncusun böyle? Neyden bahsediyorsun? Bugünkü sen biliyorsun. Tweet atmışsın. Sen biliyorsun neyden bahsettiğimi. Yine tweet atmışsın, bir şeyler yazmışsın hakkında her zamanki sen, gibi. Her zaman kötülemeye çalıştığın gibi. Aynen her zamanki gibi. Zaten ben de böyle kafamda oturuyorum. Senin sevgilin gibi senaryo kurduruyorum böyle. Kafanda oturmuyor zaten. Algılara kapılıp bu şekilde öyle, konuşuyorsun. Bir anda patlatıyorum senin değil mi yaptıklarını olsam? Senin yaptıklarını da biliyorum çengel. Dilara Pusa, senin yaptıklarını da biliyorum. Aynen. Anladın mı? Bu zaman sen zaten karakterin bu şekilde. Ya ben şu şahsa ne söyleyebilirim sen, ki? Sen duydun senin her şeyi ne erkekliğin kaldı. Senin bak, ne haysiyetin kaldı. Düşmanın senin bile bizim hakkımızda yok. Kötü bir şey söylese bile buna inanacak senin bir kadınsın hiçbir sen. Senin hiçbir şeyin kalmadı senin. Senin hiçbir şeyin kalmadı gözümden. Erkek olsan çengel, senin hiçbir şeyin kalmadı. Sahtekar insanlara alerjim var. Vay, ihanetler yapılmış. Gerçekten. Beni aldatmışsın yılbaşında.
Elimde kanıtlar var. Dürüst Oğuz'dan nerede gösterdim sorabilirsin. Senin asıl İlk var. İlk günden beri senin. Beni kandırmışsın. Ya ne göstermiş? Bana göstermiş. Daha geçen demişsin Berke'ye. Pardon. Ses odasında Berke olmak evet, istiyorum falan filandı. Çocuğun niye arkasından konuşuyordun? Kötü çocuk diyordun falan filan. Yazık günah kalite. Ya. Sevdiğin tamam. Çocuğu arkasından niye böyle konuşuyorsun? Yazık günah. Hem seviyorum diyorsun. Tamam mı? Sahte filmini benim üzerimden yapamazsın. Yazık günah böyle yapılmaz. Başka programlarda burada benim üzerimden kendini kullandın. Aklayamazsın. O çocuğu ne böyle yapıyorsun? Yazık günahtır ya. Arkadaşlar tek tek konuşun, tek tek. Kendine gel, anladın mı? Bir düzgün konuşmayı öğren. Aynen. Tamam? Bir düzgün Sen konuşmayı öğren. Sen dürüstlüğü öğren. Ben beni hiçbir kullandın, zaman hayatımın hiçbir döneminde attım kenara sırf burada kalmak için. Belki seni istemediği halde sırf burada kalmak için. Ile bir de diyorsun ki ses odasında yanlış bir hata yaptım Ferhat'a giderek susar. Çünkü beni daha bunu Gerçek seviyorum ne? Diye. Yazık günah. Arkadaşlar teker teker konuşun. Ne demişim? Yazık günah. Anlaşılmıyor teker teker lütfen. Ne demişim acaba? Hmm. Söyle. Dedim ya. Sen gerçekten... Bak, sen tam bir karaktersizsin. Gerçekten çok ama büyük yalancısın. Çok senin büyük yalancısın. Sen her şeyi fake. İlk günden beri beni kandırmışsın. Kandırmışsın. Kusura bakma belki adını Yürü alacağım. Belki Aynur'dan Allah aydan sonra aşkına. Senin Gerçekten story'ine baktım. Bana bunu söylemiyorsun. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ay aşkım ya çok özlemişim seni. Ben çok heyecanlıyım ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Benim buraya gelmeye heyecanlandım. Bir de şimdi buraya geldim senin yanına. Ekstra heyecanlandım. Yani şu an aşkım saçmalayabilirim. Saçmalarsam şey yapma yani. Ay aşkım ya bu arada var ya çok güzel ama var ya hiçbir şüphem kalmadı sana karşı. Zahmet olacak hiçbir yani. Hiçbir soru işaretim kalmadı. Aşkım artık böyle düşünmeni çok sevindim gerçekten. Biraz yordun beni ama olsun. Şu an bu şekilde düşünmem. Akşam sohbet edelim. Ay dur Tacım dişim ya benim zaten ekstra herhangi bir şeyim yoktu sana karşı. Herhangi böyle güvensizlik problemi bilmem ne. Ben zaten her zaman sana emindim. Aklımda herhangi bir soru işareti yok yani. Evet biraz sıkıntılar var. Tırnaklarım nasıl olmuş? French? Bu ne? Murat. Göster şöyle Murat'ı göster. Murat'ı şurayı zoomlasınlar. Hep aşkım Murat'ı. Gübreler gibi çektik ya. İlgör nasılsınız İlgör? İyiyiz. Ay yorulmuşsunuz. Çok uyumlu böyle. Olmuştunuz. Her zaman klasik her zaman kellerimiz. Evet hasret giderip gelelim. Tam Türk evet. Tamam olmuşsunuz. Tamam. Evet çok güzel oldu. Siz de çok şık görünüyorsunuz. Beni kandırdın. Bir de beni aldatıyorsun. Neyi İlk günden beri beni. İlk günden beri beni aldattın. Neyi aldattın? Beni kandırdın. Seviyorum seni falandı filandı. Şurdu durdu. Aklına belki neymiş. Sana 50 kere sordum. Sana 50 kere sordum. Belki istiyorsan söyle bana ben gideyim. Kimi anlattım? Beni aldattın. Aynen gireş oyunu yap. Şu kalıbından utan ya. Aynen. Kalıbından utan. Aynen. Bir dakika bir bak. Kalıbın kadar karakterin Aynen. olsa böyle senin karakterin çok büyük. Beni kandırdın hayatın ilk günden beri. Hayatın yalan senin. Hayatın sen sonrasında sen söyle de ben. Giz beni takip et sen Twitter'da. Aynen. Neyi Bana kandırdın? Ki, belki çok kötü biri. Ayırmak istiyor bizi. O bildiğin gibi değil. Falan evet, filandı. Aynen. Takip Onun eden. Için uğraşıyorsun belki olmak için. Ya. O çocuğu sen kötü ettin bana. Kötü ettin. Bana diyorsun çok kötü Zaten çocuk ayırmak istiyor. Sevgisi. Bakma öyle olduğuna. Ben mi yanlış Aradan anlıyorum birkaç ya? Gün geçiyor abla. Ya ben mi yanlış anlıyorum? Ya tamam ben varsa kanıtları koyarız ortaya. Kanıtları varsa göster benim kartlarım hepsi var. Mert'le Oğuz'a gösterdim kartların bir kısmını. Aynen ben de uğraşmamaya senin uğraşmam. Bitti arkadaşım. Ne diyor bu? Sen yoluna ben yoluma. Ya sen bana sen beni aldattın deyip de yoluna giden Aynen. git diyemezsin. Aynen derim ki kanlarım var. Oğuz'la Mert'le gösterdim. Abi bak Allah Ahirette ellerim üzerinde merak etme. Ahirette ellerim üzerinde erkeksen, Allah büyüktür. O kalıbına güveniyorsun ya. Bak burada bekliyorum. Allah kalıbına büyüktür. Güveniyorsun ya. Allah büyüktür. Kalıbına güveniyorsun ya. Allah büyüktür merak etme. Pislik. Ahirette ellerim üzerinde. Seni tanıdığım için o kadar aynen, pişmanım aynen, ki. Aynen. Anama babam küfür etsin. Tam bir hayal Geçen kırıklığı. Ortak arkadaşımız telefonu ama bana küfür ettin. Tam bir hayal Yalan kırıklığı. Mı? Yalan mı? Yalan mı? Yalan Tam değil. Bak küfür etmiyorsun, sen bana küfürüyorsun. Allah belanı versin falandı filandı. Sahtekarsın. Hayatım fake. Aynen, annem aynen, babanın ismini bile bilmiyorum. Bile annem babanın ismini bile tanıştırmadın. Benim yüzüme yalan atıyorsun, itirafı iftira atıyorsun. Hayatım fake. Hiçbir çocuğun elinde var, hiçbir bence. Kabuk yokken benim katlarım sor diyorsun bana yalan. Yalancı. Aldattın diyor ya, neyle aldattım? Neyle aldattım ben bu adamı ya? Ben bu adamı neyle aldattım? Aşkım. Seni o kadar özledim ki, gerçekten. Ne yaptın arada? Ne gibi? Kilo vermişsin. Verdim. Niye verdin? Aşkım kilo aldım senin yüzünden. Benim yüzümden. Evet sonra ayrı kaldık ben de kilo verdim. Kızdın mı bana?
kilo aldırdım sana. Evet. Diye. Nasıl aldırdım ben sana? Aşkım getirdin çikolataları, tamam mı? Yedirdin bana. Evet. Zorla yedirdin bana. Zorla mı yedirdin? Evet. Evet. Sonra ben de kilo aldım. Benim namusum mu vuruyor? Hayır, hayır. Bu namustur. Ben kimseyi aldatmadım. Bence biliyoruz biz senin aldatmadığını. Namustur. Sen de kendini biliyorsun. Boş ver. Sen de biliyorsun. Neyi biliyorum? Dolu 80 milyon insan izliyor ya, aldattın diyor. Kimle neyle aldattın? Sen kendin emin değil misin? Biz de senden eminiz. Yok böyle bir şey ya. O gelecek. Sen ne diyorsun? Tarafı çocuğu mu varmış? Çocuğu var diyorlar. Her şey diyorlar. Ben de bir inanayım. Kankacığım. Soyadı gerçekten. Eren her şey olabilir. Sen soyadı hayatı yalan ya, hayatı. Hayatı yalan. Anne baba dedi, anne baba dedi. Aşkım. Programda diyor ki, bölümleri izliyorum. Çünkü programda annem babam ilk Gizem'i soruyor diyor. Uzak, kaçalım buradan. Evet. Araya girdik, bir kere annesinin şeysini duymadım. Annesinin ismini bile söylemedi bana ya. İsmini, annesinin babası kim ben bilmiyorum yani. Almanya'da nerede yaşıyor, ne yapıyor? Gece çalışmaya gidiyor. Dolusuna şüphe varken aklımda dedim ki Almanya'da bu gurbetçi. Ben bunun hayatını bu kadar detaylı araştırıp onu üzmeyeyim dedim. Tamam mı? Bu kadar detaya girmedim. Hep yapıcı olmaya çalıştım. Ama o benim küçücük bir şeyimi duyduğunda hemen bahane uydurup bu Berke ile alakalı değil dışarıdaki hayatım. Hemen bahane uydurup beni sürekli vurdu. Sürekli. Geçmişimle olsun, her şeyimle olsun. Ben burada onu o kadar kurdum ki siz şahitsiniz ya. Beni en sevmeyen insan bile burada şahit durumda. Her gün açıklama yapıyordum. Bu ne ya? Ana sınıfı kutlaması yapıp getirmiş geri zekalı. Diğer kişide Ferhat'ın beni aldattığını söyledi. Benim Ferhat'ı değil, Ferhat'ın beni aldattığını söyledi. Ben ne de dedim ki delil yok, bir şey yok, ben bu çocuğun üzerine gitmeyeyim dedim. Söylentiler var hep zaten böyle, tamam, yani birbirinize güvenmeniz lazım. Tamam böyle ben yapıyorum atılan, bunu. Evet işte Ferhat'ın da atılan mesajlara bu teyitlere bilir. Bahane arıyor, sürekli ayrılıp ben düşündüm evden bunu, kötü düşünmemeye çalıştım ama artık kötü düşünüyorum. Kötü düşünmemenin bu kadar delirmemin sebebi bana öyle bir psikoloji yaşattı ki. Bana öyle bir psikoloji yaşattı ki bak gör susuyor mu? Susuyor mu? Bunun daha fazlasını bana, aileme, hepimize yaşattı. Annem diyordu ki sana güvenmeyen bir adamla ne işin var diyordu. Ne yapmaya çalışıyor bu adam diyordu. Sürekli açığımı arıyor ya. Ya ben iki hafta boyunca canlı yayın hiçbir şey açmadım ya. Hiçbir şey yapmadım. Evde yattım sadece onun yüzünden. Bak ya konuşmanız lazım, yüzleşmeniz lazım. Oğuz buna gidip böyle diyor, Ferhat'la ne alakan var ya, ne oldu? Beni aldattı. Abi sen beni aldattın ya. Fotoğraf ne? Ya evinde işte. Sen beni aldattın ha, ben seni zaman aldım. Bir de ya bu, bir şey diyeceğim, bu aldattığın meseleleri... Bu aldattığın meseleleri niye bu kadınların dilinde kanka? Abi onu ben bilmiyorum da, benim bir yani şey mesela var. Ben, bak, bir şey ben de şu anda editlerden beni dolayı aldatan bir adam olarak gözüküyorum. Farkındasın değil mi? Editlerden dolayı. Aynen. Dilara ile ayrıldıktan sonra mesela, biz arada ayrıldık. Bir ay sonra, 40 gün sonra Rümeysa ile takipleşiyoruz ve bunu aldatıyormuş gibi yansıtıyor insanlara mesela. Herkesi bu şekilde biliyor mesela. Aynen, bu aynen. Aldatma mevzusu niye bu kadar yayılıyor? Abi ya da niye anlamsız bir şekilde? Abi, kanıtın varsa bunu söylersin. Abi ben dediğin gibi ben kendi adıma konuşabilirim. Hı-hı. Tamam mı? Bana diyor ki bana yazıyorlar falan filan. Abi ben sana 50 euro veririm, tamam mı? Buna da 50 euro veririm. Buna da fake account açın. Bot atın. 5 tane kız resim koyun. Ferhat şöyle şöyle der. Kanıt mı bu?